Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle tek renk, mürdüm rengi tülbente çok güzel bir model hazırladım. Şöyle ilk önce tığımı numarasını göstereyim arkadaşlar. Ve 25 numarada altın başak ipim. Hemen modeli göstereyim. Evet, modelimiz bu arkadaşlar, bakın. Bildiğimiz fıstık oyası, şöyle yapraklı fıstık oyası, üzüm oyası diye de geçiyor. Şu çimeni de tülbentin kendi renginden yaptım ki şu yapraklar biraz daha ön planda şöyle gözüksün. Hani yeşil yaprak hoş durur diye bu şekilde hazırladım. Evet. Güzel de duruşu var arkadaşlar. Şöyle sallantılı da bir modelimiz. Hatta bunu kalemle ilmek olarak bu şekilde şöyle 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmek yapıp daha da sallantılı durdurabilirsiniz. Hani ilmekler kalemde daha sallantılı duruyor ya bu şekilde. Şöyle o şekilde de ilmek de olabilir. Şöyle ben de dal olarak bunu tercih ettim arkadaşlar. Güzel, hoş bir model, bakın. Farklı böyle yapraklısında hoş duruyor. Evet, modelimiz bu. Sizlere şimdi bu üzüm oyasını nasıl yaptık onu tarif edelim arkadaşlar. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 nolu videomda mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Ara mesafesi olarak 5 tane bıraktım arkadaşlar. Sonra bu ara suyundan dallarımızın zemin kısmını oluşturacağız. Evet, ilk başlar gibi başlıyor. Şimdi direkt yuva yaparak başlayalım. Ara suyunda göstereceğiz. Sık iğnenin üzerine 2 defa zincirimi çekip şöyle 2 ve 2. Yine 2 zincir çekip boşluğa kapatıyorum. Tekrar 2 zincir, bir defa tığ doladım. 2 ve 2. Bakın. Şöyle kirpiksiz üçgen, bir tane de yarım. Üzerine 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. Hemen çeviriyorum. Bu boş trabzanımızın tepe noktasına girip sabitliyoruz. Bir zincirle hemen yuvaya girip sabit. Şimdi buraya dallarımızı yapacağız bu yuvanın içine. Şöyle 3 tane zincir çekip 2 defa tığ doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 5 tane zincir çekiyorum. Trabzanın ara kısmına girip sabitledim. Tekrar 3 tane zincir çekip dalı tamamladım. Trabzanla dallar bu şekilde oluyor, bakın arkadaşlar. Şimdi buradan yine 3 zincirimi çekip 2 defa tığ doladım. Hemen 2, 2 ve 2. 5 zincir. Yuvaya kapatıyorum. Trabzanın arası yani arkadaşlar. 3 tane zincir çekip yuvaya kapattım. 1, 2, 3 zincir. Evet. İkinci dalımız da bu şekilde hazır. Şimdi 2 defa doladım. 2 ve 2. 5 zincir. Şöyle. 3 zincir. Kapatıyorum. 2 defa tığ doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 3, 4, 5. 1, 2, 3 zincir. Kapatalım. 3 zincir. 2 defa tığ doladım. Şöyle 2. Bakın arkadaşlar. 2, 2 ve 2. Şöyle sonuncu. Beşinciyi de aynı şekilde. Üç zincirle kapatıp tamamlıyoruz. Şimdi bu dip kısmı ilk başta sık iğne yapmıştık ya.
Buraya bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle trabzanımın da içine girip onun seviyesine geliyorum. Şöyle iki zincir yarım bırakıp zincir çektiğimiz trabzanımızı kapattık. Evet. Dallar bu şekilde, bakın arkadaşlar. Hoş ve güzel bir dal oluyor. Şimdi ara suyunu aynı şekilde yapalım. İki zincirimi çekiyorum bak. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girip iki. Üç tane zincir. Kapat. Bir pipirik oluştur. İki zincir. Hemen yanına giriyorum. Kapatıyorum. İki zincir. Bir defa tığı doladım. İki alıyorum. Üç zincir. İki zincirimi çekip kapattım. Bir, iki, üç zincir. Şöyle yandakine girip sabitliyorum. Evet, üç tane oldu. Bakın aynı şekilde bunu beşe tamamlayacağız. İki zincirimi çektim. Şöyle yandaki tığ battı. İki alıp trabzan yaptım. 3 zinciri çekip trabzanın arasına kapatıp pipirik oluşturuyorum. Şöyle 2 zinciri kapattım buraya. 2 zincir. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 2 zincir. Bu ara suyu hem güzel hem de kolay oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle parmağımıza ipi de çok sarmışız. Bu ara suyumuz. Sonra bu kirpiksiz trabzanları yapıp üzerine 5 tane dal yapacağız. Şu baştaki yerlere yaprak, diğerlerine de aynı şekilde üzümleri yapacağız. Hemen üzümlerimizi, fıstıklarımızı yapalım. Evet. Şimdi ikinci dalın içerisine girip ipimi buraya sabitledim. Sık iğne ile. 10 tane zincir çekiyorum. 4 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir tane daha çekelim arkadaşlar. Şöyle 10 küçük gibi oldu. 11 tane zinciri çektim bakın. Şöyle zincirin altından girip üstünde bir ilmek alıyorum. Baştan 2-3 ilmeği böyle fazla uzatmıyorum. Diğer ilmeklerimi uzatacağım ama. 3, şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, şöyle 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane bu şekilde bakın fıstıkları toplayıp hepsini birden çektim. Şöyle. Bunu buradan arkadaşlar ister şöyle kapatın. Bakın. İster bu şekilde kapatın. İsterseniz şu mordan ilmek alıp kapatın. Fıstık hangisi duruşu hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincir benim geçiş köprüm. Bak. Diğer yuvaya geçtim. Şöyle tam ortalayalım. Şimdi yine 11 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10 ve 11. 3 tane fıstık arkadaşlar. Olacak çok kolay. Hemen de bitiyor. Evet, baştan 3 tanesini 0 yuvarlak olsun diye şöyle küçük çekip diğerlerini uzun çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18. Hepsini birden şöyle çekiyorum. Kapatıyorum da arkadaşlar bakın. Şöyle iyice oturttuğuna, yuvarlandığına emin olun. Bunu da yuvaya 5 zincirli mora sabitliyorum sık iğne ile. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve yuvanın içine sabitledim. Yine 11 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10 ve 11. Yine buraya 20 tane ilmek toplayalım. Şöyle 2, şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet, şöyle bakın. Topladıktan sonra kapatıyorum. Sıfırlıyorum. Şuranın sıfırlandığını, iyice oturduğunu görün ve buraya dalın içerisine sabitleyelim. Şimdi arkadaşlar bakın 3 tane yaptık ya burada. Şöyle göstereyim. Bu sonuncunun içine bir tane sık iğne yapalım. Şimdi dönüşte ipimizi geriye çekmeyecek bu sık iğne. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Ters tarafından ikinci katın fıstıklarının yuvasını hazırlayacağız. Bakın buradan hemen 6 zincirimle dönüşümü yapıp bu ortada çektiğimiz 4 zincirin içerisine sabitledim. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Bir tane minik yuva oluşturuyorum. Bu 4 zincirler ikinci katın fıstığı olacak. Şimdi yine 6 zincir çekiyorum. 6 veya 5 bu aranın ki. Şöyle bakın gerdirmesin. Yine 4 zincir çekiyorum. Buraya yuva oluşturdum. Minik. Arkada 2 tane bakın fıstıklar için 4'er zincirli yuva oluşturdum. Şimdi arkadaşlar şuradan dönüş yapınca daha güzel oluyor. Bakın fıstığın orta kısmından. Şöyle göstereyim tığımı. Buradan girip bir sık iğne yapacağım. Buraya fıstığım geri dönmesin. Köşe güzel dursun diye. Sonra bir zincir çekiyorum. Bu sık iğnenin üzerine bakın. Hemen dönüşümü yaptım. Buraya şu 4 zincirli yuvaya bir sık iğne yaptım. Bir zincirle döndük. Sık iğnesini yaptık. Şimdi 11 tane zincir çekiyorum. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Yine fıstık yapacağım. Buraya bakın. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, şöyle 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Şöyle hepsini bir çektim. Buraya kapattım. Şimdi bunu bu 4 zincirli sık iğne ile yaptığımız yuvaya kapatmış olduğum fıstığı kapatın. Şöyle elim kameraya vuruyor arkadaşlar. Geçiş için yine şöyle 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 4, 5 tane zincir çekiyorum bakın. Şöyle arkadan göstereyim. Buradan şöyle diğerine geçişimi yapıyorum. 11 tane zincir çekeceğim.
Şöyle bakın. 5 zincir. 5 zincir küçük geldi sanki arkadaşlar. Bir tane daha çekelim. 6 zincir olsun. 4 zincirli yuvaya sık iğne ile zincirimi geçtim. Ve buraya 11 tane zincirden yine fıstık yapacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 10 ve 11. Yuvanın içerisine girip sabitledim. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Evet arkadaşlar şöyle bakın hepsini bir çekelim. Fazla büyük olmasın. Bitiş tek olan. Şimdi bunu kapattık. Bakın şu oturmayı iyi yapın arkadaşlar. Oturması güzel olmayınca açılıyor. Şöyle o zaman ayı burasında bir boşluk oluş. Şöyle. Şimdi bu sonda hatırlıyor musunuz? Sık iğne yapmıştık. Şöyle sık iğne olunca zincir geriye dönmedi. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 6 zincirimi çekip şöyle köşeye o şekilde döneceğim. Bak. Şimdi buradaki yuvanın içerisine girdim. 4 zincir çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle minik bir yuva yaptım. Bu 6 zincirin üzerine minik bir yuva yaptım. Şimdi arkadaşlar yine bu köşe fıstığı düzgün dursun diye bakın. Buradan böyle fıstığın arasına geçişimi yapıyorum. Bak püf noktası önemli. Buna dikkat edin. Şimdi bir zincirle çekip şu 4 zincirli yuvaya sık iğne ile geçiş yapacağım. Bakın şöyle. 3, 2 ve 1. Sonuncuyu da buraya yapacağım yuvaya. 11 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11. Hemen altından giriyorum. Şöyle üzerinde bir zincir. 3 tanesini fazla çekmiyorum. Diğerlerini fazla çekiyorum. Biraz büyük olsun. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Evet, şimdi hepsini içinden yine geçtim. Bakın, kapatıyorum bunu. Yere takılma olmasın arkadaşlar. Yoksa böyle sıfırlanmıyor. İpleriniz takılmadan çekin tüm ilmekleri. Ve buraya son sık iğnemi de yapıyorum. Şöyle üzerine de bir tane zincir çekiyorum. Bak. Üzerine de bir zincirimi çekip ipimi koparıp şöyle yanda yanık izi olmasın diye de biliyorsunuz buralardan ilmek alıp kopardığım ipi arkaya çekiyorum. Evet, şöyle sıktıralım. Şimdi bakın. Şöyle. Hepsi de yüz yuvarlak güzel bir fıstık ol, üzüm oyası oldu arkadaşlar. Şimdi bu yaprakları da yapalım. Evet, yaprakları da yaparak modelimizi tamamlayalım arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum. 2 tane zincir çektim. Bir defa tığı doladım. Hemen 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. 3 seferde. 1, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. 2, 2 ve 2.
Bir defa tığı doladım. Hemen yuvaya girip 4 sefer dalıyorum. 1, 2, 2 ve 2. Bakın. 2 zincirle beraber 5 tane trabzanım oldu. Şöyle 4 zinciri çekip geri kalan kısmı da 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, şöyle 2, 3, 4 ve 5. Altıncıyı bu mor yuvada yapıyorum. Evet, yaprak bu şekilde. Şöyle minik bir yaprak sayılır arkadaşlar. Diğer yaprağı da bir zincir çekip yak kopar, uğraşmayalım diye büyük bir şöyle örümcek yapalım arkadaşlar. Bunu keseceğiz. Şöyle arkadan dolandım. Sondaki dala geçtim. Aynı yaprağı buraya da yapacağım. Şöyle iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. 2 2 aldım. Bir defa 3 seferde 1 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. 3 seferde 2 2 ve 2. 2 defa tığı dolayıp şöyle yuvadan ilmek alıyorum. 1 şöyle 2 şöyle 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum tığımı. Şöyle aralayıp trabzanın arasını. Bu 5 tane sık iğne yapıyorum. 6. yuvada yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 6. yuvada yapıp şöyle muhakkak bir zinciri de çektik. Şu arkadaki geçiş var ya. Şunun üstteki telini şöyle tekrar göstereyim, eğer hızlı çektiysem. En üstteki tel, bakın arkadaşlar. Tığla da alabilirsiniz. Ben örümcek büyük değil, elimle hallettim. Hemen bakın, sadece üst kısmı kestim. Bakın hiçbirisini, diğer tellerini kesmedim. Ve bu şekilde ayırdım. Şimdi bunlar böyle yana geldi, arka boşluğu. Şu ilmekleri, ipleri yakıp geleyim. Evet. Fıstık oyamız, üzüm oyamız, yapraklı üzüm oyası bu şekilde güzel oldu arkadaşlar. Kalıp gibi de oldu. Bu trabzanlara da hoş durdu. Dediğim gibi sallantılı isteyenler kalem şeklinde yapabilir. Güzel bir model oldu. Bakın arkadaşlar. İpin kalınlık, incelik derecesine ve ilmekleri uzatma derecesine göre fıstıklar büyük veya küçük olabiliyor. Dediğim gibi hepsini toplayıp da yapabilirsiniz. Bakın bunu ben hepsini toplamamışım. Topladıktan sonra şeyden ilmek alıp daldan ilmek alıp kapatmışım sık iğne. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Şöyle yakından da tutayım, daha net gözüksün. Üzüm oyamız hoş oldu arkadaşlar. Arasını ben örnek amaçlı yakın yaptım. 5 tane yerine siz 7-9 tane yapabilirsiniz. Şöyle ara mesafesi uzak. Çünkü modelimiz ağır, fıstığın yapımı el oyalar. Bu şekilde siyahın üzerine de çok güzel durur. Siyah tilbentim olmadığı için böyle bir mürdümde deneyim istedim. İstediğiniz renklerden böyle çimenini de arkadaşlar fark etmez. Yeşilden yapabilirim. Sonra yapraklarına tülbentin renginden de olabilir. İlla şart değil, bakın. Hoş, böyle ağır bir görünüşü güzel bir model oldu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Şöyle.